Çok kıymetli bakanlarım, kıymetli Trabzonlu hemşerilerim, bugün hem ana hem baba ocağım, ata yurdum Trabzon'da sizlerin huzurunda bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında bugün ebediyete uğurladığımız Trabzonlu şehidimiz Akın Çelebi kardeşimize dün ve bugün teröre karşı yapılan operasyonlarda şehadete ulaşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında canını ortaya koyan tüm güvenlik güçlerimize Rabbim güç kuvvet versin. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Kıymetli kardeşlerim, bugün bir kez daha güzel Trabzon'umuza yapılan hizmetlerin, yatırımların açılışı vesilesiyle bir aradayız. Trabzon'daki her bir projenin bizzat takipçisi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bugün 1.3 milyar lira değerinde tam 216 projenin ve hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. Altyapı hizmetlerinden yol çalışmalarına, spor tesislerinden kamu hizmet binalarına kadar birçok yeni eser ve hizmetimiz Trabzon'umuza hayırlı uğurlu olsun. Tüm bu eserlerin hayata geçmesinde emeği olanlardan Allah razı olsun. Son 17 yılda Trabzon'a 30 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. Bu yatırımların mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın Trabzon'a olan bu ilgi ve alakasını benim Trabzonlu hemşerilerim sağ olsun hiçbir zaman karşılıksız bırakmadı. İşte geçtiğimiz 31 Mart yerel seçimlerinde Trabzon bir kez daha kendine yakışanı yaptı. Trabzon'un bu dik duruşunu, hizmet siyasetine olan bu teveccühü elbette ki bizleri daha da şevklendiriyor. Trabzon'un ihtiyaçları bizim için önceliklidir. Çünkü Trabzon'un bölgenin lokomotif şehirlerinden bir tanesidir. Burada yaşanan gelişmeler, atılan adımlar tüm bölgeye sirayet eder. İşte bu yüzden Trabzon'a verdiğimiz sözlerin her zaman arkasında durduk, takipçisi olduk. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de Trabzon'a iki önemli müjdeyle geldik. Bunlardan ilki bölgesel gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla ayrıcalıklı teşvik ve destekler sağladığımız cazibe merkezleri programı ile ilgili. Yatırım ortamını canlandırmak, üretimi ve istihdamı artırmak için Trabzon'u cazibe merkezleriye destekleme programı kapsamına aldık. Değerli kardeşlerim, diğer müjdemiz de yatırım atasıydı. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda detaylı bilgilendirme yapacak. Sizler şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyorsunuz. Sizleri oldukça beklettik. Hakkınızı helal edin diyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.